Evet arkadaşlar şimdi geldik matkabımızın uç kısmına. Bakın bu şekilde katı modeli sizlere gösteriyorum. Bunun teknik resmini almadım çünkü iç kısmında bayağı formlu yüzeyler var. Teknik resim ölçülerinde birbirine giriyordu ölçüler. Bu yüzden adım adım beraber gideceğiz ve katı modeli tasarlayacağız. Bunu ben şimdi kapatıyorum ve SolidWorks'ün arayüzünü beraber açıyoruz. Part düzlemini tamam diyerek açtım. Tabi ilk olarak ön düzlemden tasarımla başlayacağız ve fontumu beyaz yapıyorum. Diğer kısımda da monitörümün ekran kaydını ayarlayalım. Geldim buraya ön düzlemden daire komutunu alıyorum. Merkez noktasından akıllı ölçendirmeyi aldım. Çap kısmını 29.34 milim olacak şekilde çapı ayarlıyoruz. Bu Unsurlara geldim. Extrusion ile katı oluştur diyorum. Orta düzleme 17.33 milimlik extrusionumu ilk olarak verdim. Daha sonradan tekrardan bu yüzeye çizim diyerek bakıyorum. Akıllı ölçendirmeyi aldım. Merkez noktasından çapı 33.34 milim olacak şekilde dairemi çiziyorum. Ve 6 milimlik ekstrizyonumu da buraya vermiş oldum. Şuradan geldim. Pah komutunu alıyorum. 2 milimlik ekstrüzyonumuz var. Hemen onu yapalım. Geldim buraya. 2 milimlik ekstrüzyonumu attım. Daha sonradan bu kısma geliyorum. Daire komutunu tekrardan aldım. Çapı 28.67 milimlik dairemizi çizeceğiz. Geldim buraya. Çap kısmını 28.67 milimlik dairemizi çizdik. Unsurlara geldiğim 2.33 milimlik ekstrüzyonumu verdim. Tekrardan çizim diyerek dik bakıyorum. Merkez noktasından daire komutunu aldım yine. Akıllı ölçendirmeyi aldım. 30.10 milimlik daire çapımızı çiziyoruz ve 4 milimlik ekstrizyonumu bu şekilde verdim. Yine geldim şuraya 1 milimlik pah atama işlemimiz var. Şu köşemize 1 milimlik pahımızı atıyoruz. Tekrardan bu yüzeye çizim dedim. Dik bakıyorum. Merkez noktasını aldım. Dairemi çiziyorum. 28.67 milimlik dairemizi çizdik. Ve 4 milimlik ekstrizyonumu yine bu şekilde buraya verdim. Bakın oldukça karmaşık bir çap değerleri var. O yüzden bunu döndürerek kata oluşturarak yapmıyorum. Tek tek yapıyoruz. Ve emin adımlarla ilerlemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi şu yüzeye bir referans düzlemi atacağız. Geldim buraya. 24 milimlik referans düzlemi atadım. Uç kısmını yapacağız. Tabi şu kısmı çizim diyerek objelere dönüştür diyorum ve çizimden çıkıyorum. Daha sonradan bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyoruz. Daire komutunu aldım. Tam merkez noktasından 15.60 milimlik daire çapımızı çizdik. Çizimden çıkıyorum. Bunu gizledim. Şuradan sınır ile katı oluşturma. Neredeydi? Evet buradan sınır ile katımızı oluşturuyoruz. Şuradaki oklar aynı hizaya gelecek şekilde ayarlayalım ve bu şekilde onaylamış olalım. Bu yüze çizim diyerek dik bakıyoruz arkadaşlar. Daire komutunu aldım. Çap kısmını 8.68 milimlik daire çapımızı çiziyoruz. Unsurlara geldim ekstrüzyon ile kes diyorum ve boydan kesme işlemini yapıyoruz. Geldik bu yüzeye. Çizim diyerek dik bakıyoruz. Eksen çizgimi alıyorum. Şöyle yukarı doğru yatayda eksenimi çizdim. Yani dikey doğru daha doğrusu. Şu kısmı 20 milim olarak sabitleyebiliriz. Objeleri öteleme diyorum. Çift yönlü olmasını istiyorum ve 1.67 milimlik öteleme işlemini yaptık. Çizim düzleminden bu kısmı çizime dönüştür diyorum. Aynı şekilde şuradaki dairemizin çizme dönüşmesini istiyorum. Ancak şuradaki yine görüntü kalitemiz kötü bir vaziyette. Hemen onu düzeltelim arkadaşlar. Görüntü kalitesine geliyorum. Şunu biraz daha yükseğe çekiyorum. Ve kalitemizi evet biraz daha arttırmak istedim. Bu kısmı da onayladım. Dönüştürdüm daha doğrusu. Şu kısımları trimliyoruz. Aynı şekilde bu kısmı da trimledik. Şimdi kesme işlemini yapacağız arkadaşlar. Unsurlara geldim. Extrusion ile kes diyorum. 25.74 milimlik kesme işlemini yapmış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Daire komutunu aldım. Eksenimi seçiyorum. Ve tabii ki 90 tane değil şu kısmı hemen silelim. 3 adet kesme işlemini eksen etrafında bu şekilde çoğaltmış olduk. Şimdi bu yüzeye çizim diyerek yine dik bakıyorum. Daire komutunu aldım. Merkez noktasından bir tane daire çapını çiziyorum. Akıllı ölçülendirme ile 23.34 milimlik daire çapımızı çizdik. Extrusion ile kes diyeceğim. extrusion ile kes diyorum. 10.74 milimlik kesme işlemini yaptım. Daha sonradan bir çizim daha yapacağız aynı yere. Geldim buraya. Çap kısmını 18.34 milim olarak yapıyorum. Bu unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile kesiyorum. 5.97 milimlik ekstrüzyonumu da bu şekilde kesmiş oldum. Yine geldim bu yüzeye. Çizim diyerek dik bakıyoruz. Daire komutunu aldım. Merkez noktasından bu seferki çapımız 19 milim olacak. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile kesiyorum. 6.67 milimlik kesme işlemini yapmış oldum. Tekrardan bu yüzeye çizim diyoruz. Daire komutunu aldım. Bu seferki çap kısmımız 18.34 milim olacak. Unsurlara geldim. Extrusion ile kes diyorum. 5.97 milimlik ekstrizyonumu kesmiş oldum. Şuradan pah atama komutunu aldım. Şu köşemize 0.5 milimlik pahımızı atıyoruz. Şimdi bu yüzeye tekrardan çizim diyerek dik bakalım. Daire komutunu aldım. Merkez noktasından çapı 14.74 milimlik dairemizi çiziyoruz. Unsuruyla geldiğim extrusion ile kes diyorum. 20.67 milim olacak şekilde kesme işlemini yapmış olduk. Şuradan bir kesti alalım. Bakalım görüntümüz nasıl oldu. Bakın görmüş olduğunuz gibi gerintili ve çıkıntılı birçok kesme işaretini yapmış olduk. Şimdi top bileğinde bir referans düzlemi atacağım. Yukarı doğru 24 milimlik bir referans düzlemi atadım. Referans düzlemine çizim diyerek dik bakıyorum. Eksen çizgimi aldım. Şöyle üst noktadan çizime geldim. Daire komutunu aldım. Çap kısmımız 4.66 milim. Ve uç noktasını olan uzaklığımız 23.34 milim olacak şekilde ayarlıyorum. unsurlara geldim. Extrusion ile kes diyorum ve 20.67 milimlik buradaki kesme işaretini yapmış oluyoruz. Dairesel çoğaltma komutunu aldım ve kesmiş olduğumuz dairemizi 3 kesimde çoğaltma işlemini yapıyoruz. Şimdi geldik. Referans düzlemini tekrar aldım. Şu yüzeye 15.26 milimlik referans düzlemi atıyorum. Tekrar şöyle düzeltelim. Geldim şuradaki kısmı atacağım ve tersi yönde bunu çevirdim. Şimdi bu düzleme çizim diyoruz ve dik bakıyorum. Merkez noktasından dairemi aldım. Çap kısmını 24 milim olacak şekilde ayarlıyorum ve çizimden çıktım. Şimdi bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Daire komutunu aldım. 15.6 milimlik dairemi çiziyorum. Unsurlara geldim. Çizimden çıktım ve sınır ile katı oluştur komutuyla bu şekilde Arkadaşlar geldik şuraya. Şurada ince unsur kısmını 0.30 milim yaparak bu şekilde onaylıyorum. Ve yine bu yüze dik bakarak çizim diyorum ve şu fazla kısımları kesme işlemini yapacağız. Geldim buraya bu noktadan. Dairesel çoğaltma diyorum ve şuradaki çizimimizi 3 eşit sayıda çoğaltma işlemini yapıyoruz. Ve bu şekilde onayladım. Extrusion ile kes diyorum ve boydan kesme işlemlerini yapacağız. Tabi şuradaki fazlalıklar kaldığı için tekrardan geliyorum buraya ve şu kısmı sildim. Evet şimdi oldu. Bakın bu şekilde. Daha sonradan bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyoruz. Yatayda eksenimi çiziyorum. Merkez noktasından dikdörtgen komutuyla tasarıma başlayacağım. Veya direkt şu kenardan da başlamış olabiliriz. Şöyle rastgele dikdörtgenimi çizdim. Bunun uzunluğunu 5.5 milim olacak şekilde ayarlıyorum. Ve bu kısmın uzunluğu da 0.5 milim olacak. Kontrolü basarak dikdörtgenimizi bu çizgiyle aynı doğrultuda paralel yapabiliriz. Ancak çakıl olduğu için onu yapamıyoruz. Şöyle direkt ölçendirme ile çekeceğiz bu tarafa doğru. Akıllı ölçendirmeyi şimdi aldım. Kenardan buradaki eksene uzaklığımız 5.5.5 bölü 2 ve buradaki kısımda da direkt ölçülendirmeyi alıyorum ve 0 milim olarak bu kısmı ayarlamış oluyorum. Şu kısmı tekrar düzeltelim. Bu kısmın yüksekliği 1 milim. Çizimden çıkıyorum. ve şuradan 3B çizimi alıyorum. Tam şu orta eksenden şuradaki çizimi birleştirmiş oldum. <laughs> Unsurlara geldim. Sınır ile kıvrım ile kes komutunu alıyorum. Bunu seçtim ve bunu seçerek parçamızı kesme işlemini bu şekilde yaptım. Tekrardan çizim diyeceğiz ve aynı işlemleri orada yapacağız arkadaşlar. Çoğaltma yaptığımızda hata veriyor ama tekrardan bir yapalım isterseniz. Solid'in bazen bu uyarısıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Çünkü bu Solidworks'ün e, versiyon sürümlerinde fark oluyor. Şimdi sizin huzurunuzda tekrardan bir deniyorum. Ve şuradaki geometrik kaplamayı kaldırıp deneyeceğim. Evet burada bazen bu şekilde bir hatayla kalıyoruz. Neyse biz yine aynı işlemle çizelim arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden alalım şöyle line komutumuzu eksen çizgimizi önce belirleyelim veya direkt şöyle de yapabiliriz hiç çizimle falan uğraşmayalım ee, şuradaki dikdörtgenimizi dairesel çoğaltma yapalım. Ve çizimi şöyle seçiyorum. Direkt 4 adet olacak şekilde değil 3 adet olacak. Ve bu şekilde seçtim. Tabi buradakiler otomatik algılama yaptığı kesme işlemini. Tamam. Biz yine bildiğimiz yoldan çizim işlemini yapalım Arkadaşlar eksen çizgimi alıyorum şurada yatayda eksenimi çizdim şunu göster yapıyorum arkadaşlar. Objeleri dönüştür diyorum. Ve bunu dairesel etrafta şimdi çoğaltacağım. 3 adet dediğimizde bakalım çoğaltma işlemini bu şekilde yapacak. Şimdi çizimden çıktım. Şuradan 3B çizime geliyorum. Line komutunu aldım ve orta eksenden buradaki orta ekseni birleştirdim. Yine kıvrımlı kes diyorum. Ancak buradaki çizimleri seçmemesi gerekiyor. Şöyle gelirsek bu kısmı siliyorum. Bu kısmı da siliyorum ve diğer iki çizimden kurtulmuş oluyoruz. Şimdi Kıvrımlı kes diyorum. Ve bu çizimi bu şekilde kesme işlemini yapıyor. Aynı işlemi diğer tarafı da yapacağız. Yani SolidWorks'ün e, maruz bırakmış olduğu durumdan dolayı <laughs> direkt çoğaltma yapamıyoruz. Biz de Solid'i bir nevi kandırma yöntemiyle çizimden kurtulduk diyelim. Bu şekilde onaylıyorum. Şu kısımları yine her zamanki gibi sildim. Ve çizimden çıkıyorum. Geldim çizim noktasına. 3B çizimi aldım ve merkez noktasından bu noktayı birleştiriyorum. Unsurlara geldim. Kıvrımını kes diyeceğiz yine. Seçiyorum bu çizgimi ve bu kısmı seçerek kesme işlemini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şuradaki referans düzlemlerini gizleyelim. Pah atama komutuna geldim. Bu üst noktayı alt noktayı 0.5 milimlik pah atama işlemini yapıyoruz. Tekrardan pah komutuna geliyorum. Uç noktalara 0.5 milimlik pah atama işlemlerini yapacağız. Geldim buraya şu kısmı da hemen yapalım. Son bir pah atama kısmı kaldı. Hemen o kısmı da yaptıktan sonra işlem tamamdır diyeceğiz. Şunu siliyorum ve şuradaki seçemedim. Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi parçamızın modellenmesini bu şekilde yaptık. Yani bu parçanın teknik resmini Size veremedim çünkü çap kısımları oldukça karmaşık ve Alengirli e, Teknik resimde kafa karışıklığına sebebiyet verebilir adım adım gitmeye çalıştım zaten Şimdi e, diğer parçalarımız da tasarım kısmını hızla bitirelim ve montaj kısmına geçelim Arkadaşlar